Yüzyıllık dostluğa bu görüntüler yakışmadı. Dün gece Fenerbahçe ve Beşiktaş Kupa Rövanşı'nda karşılaştı. 90 dakikayı Fenerbahçe 1-0 önde bitirince maç uzatmaya gitti ve Beşiktaş bulduğu golle finalist oldu. Maç boyunca iki takım futbolcuları üst düzey mücadele etti. Ancak kazanan da kaybeden de maç sonrası hakemi hedef aldı. Beşiktaşlılar Kadıköy'de sevinirken maç sonrası özel otoparkta yaşananlarsa futbolun çirkin yüzünü gösterdi. İşte ATV spor kamerasının çektiği o kavga. Beşiktaşlı yöneticiler ve Brezilyalı futbolcu Ricardinho otoparkta bir grup tarafından çevrilmiş durumda. Tam o sırada üstünde lacivert tişört olan bir kişi uçarak Ricardinho'yu tekmeliyor. Ricardinho olayın şaşkınlığını yaşarken Beşiktaşlılar müdahale etmeye çalışıyor. Ancak bu kez bir başka saldırıya maruz kalıyor. Maç sırasında vatandaşıyla çok kez tartışan Fenerbahçeli Aurelio, Ricardinho'ya arkadan saldırıyor ve yumrukluyor. Aurelio'dan gelen darbenin etkisiyle Ricardinho yere düşüyor. Beşiktaşlı idareciler ve polisler de Aurelio'nun saldırısına engel olamıyor. Otoparklar içince çok sayıda polis güvenliği sağlamak için geliyor. Birkaç dakika sonraysa Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olay yerine geliyor. Ve dakikalar önce Ricardinho'yu tekmeleyen kişi hararetle Aziz Yıldırım'a bir şeyler anlatıyor. Otoparkta bunlar yaşanırken stat çıkışında Fenerbahçe yöneticileri federasyonu hedef alan açıklamalar yaptı. Aylaksınlık.